that's always the old story. Could be, but could be different if we score one of the two big chances we had with the result 0-0, because there are two big chances. And that chances that we create by the work we did yesterday, which is something that pleases me more. But after that goal, losing 1-0 against a team that is faster than us, they have one engine different than our, different profile of players and team. In that moment when you are losing and you play against a faster team than you, there is always a risk of transition, there is always a risk of them. And yesterday I told that they have, of course, good qualities, and they have the right doses of pragmatism. They are not a naive team. They are not the team that sells the beautiful philosophy, but then they lose because they are naive, or the coaches are philosophers. He's not a philosopher. He's a good coach. His team is also good on a low block. He's also good going to counter-attack. And losing 1-0, you are in difficulties. I told that to the players. That was at half-time. Of course, we have to go. Of course, we have to score. Zor bir maçtı. Farklı olabilirdi tabii ki eğer 0-0'ken yakalamış olduğumuz iki tane net pozisyonun en azından bir tanesini atabilseydik, ki bu yaratmış olduğumuz pozisyonlarda aslında dün çalışmış olduğumuz pozisyonlardı. Bu da beni daha da mutlu eden bir durum. Maç 1-0'a geldikten sonra tabii ki bizden daha hızlı bir takıma karşı oynuyoruz. Makine anlamında bizden daha farklı, oyuncu profilleri anlamında bizden daha farklı bir takıma karşı oynuyoruz ve geriye düştüğünüz zaman bu tarz hızlı takımlara karşı geçişlerde risk yaşarsınız. Ben oyuncularıma bunu dedim. Dün de belirtmiştim. Kaliteleri var demiştim. Doğru dozda pragmatizmleri var. Naif bir takım değil onlar. Güzel felsefe satıp ama saha içerisinde naif değiller. Hocaları felsefeci değil, gerçekten iyi bir teknik direktör. Savunma hattı geride olduğunda savunmayı biliyorlar. Kontra ataklara çıkmayı iyi biliyorlar. Dolayısıyla böyle bir takıma karşı 1-0 geriye düşmek zordur. Devre arasında oyuncularıma şunu söyledim. Tabii ki ileri gitmeliyiz. Tabii ki gol atmalıyız. Ama 2'yi yemememiz lazım. Bu yüzden de dikkat etmemiz gerektiğini ve tehlikeli olabileceklerini söylemiştim. Ama ikinci yarıda oyunu iyi bir şekilde kontrol ettik. Topu daha fazla tutarak bunu başardık. Topu daha iyi tutabildik. Topu daha iyi çevirebildik. Bu anlamda daha iyiydik ki 1-0'ken Seba'nın da girmiş olduğu, atabileceği bir pozisyon vardı. Genel olarak baktığımda iyi bir maç olduğunu düşünüyorum. Eğer ben bir teknik direktör olarak değil de dışarıdan bir gözle bu maçı izlemiş olsaydım iyi bir maç oldu derdim. Şimdi onların 2 puanları var ama bu 2 puanı Manchester United ve Fenerbahçe'den aldılar. Şimdi önlerinde kazanabilecekleri maçlar var. Dolayısıyla bir üst tura çıkabileceklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir takım. I don't like the age of the players. For me, good players, average players, bad players, not the age. He has a brain. He plays with his brain. He understands everything. Who knows if he wants to coach one day, because he has the right brain. The goal we score, we work yesterday, and that is something that pleases a coach very, very much. And the same thing that happened in the last weekend with him happened today, which is in front of the goalkeeper. No panic, cool, experience, looks at the keeper, sees the open angle and scores. So yes, he's fundamental for us. Because he's not, of course, as fast as he was 10 years ago, I tried to play him more times on the right side, because then he comes more to the inside and is less exposed to the open space than he is on the left side. Ben oyuncuların yaşını sevmem. Benim için iyi oyuncular, averaj oyuncular ve kötü oyuncular vardır. Yaş yoktur. Tadic'in beyni var ve beyniyle oynuyor futbolu. Her şeyi anlıyor.
Belki ileride bir gün teknik direktör olmak isterse bunu yapabilir. Çünkü bunun için doğru akla sahip. Onun atmış olduğu gol dün çalışmış olduğumuz bir goldü. Dolayısıyla bu bir teknik direktörü daha da mutlu eden şey. Tıpkı geçen hafta olduğu gibi yine kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kaldığında, kale önünde olduğunda panik yapmıyor, sakin kalıyor. Tecrübeli bir oyuncu kaleciye bakıyor ve açık olan köşeyi görüp vuruşunu yapıyor. Kendisi önemli bir oyuncu. Eğer 10 yıl önceki hızına sahip olsaydı tabii ki o zaman onu daha sağ tarafta değerlendirirdim. Çünkü içe doğru gelebilirdi. Türkçeyi anlamıyorum ama eminim ki insanlar neden solda değil de sağda oynattığımı düşünüyorlardır. Ama bugün anladıklarını düşünüyorum. Kendisi tıpkı Edin Dzeko gibi önemli bir oyuncu. Beyni, futbolda beyinle oynamak çok önemli. Kendisinde de bu var. I always do that. I always shake hands with the opposition coaches. Before the game, after the game, doesn't matter the result, I always do that. And then nothing, what do you want me to do? You want me to celebrate a point? No, there is no reason to celebrate a point. I'm happy with the point, but there is no reason to be celebrating anything. I just come inside, no reason. Nothing to do with penalties or no, I don't know. I don't know. I have to watch the game to see if there was anything strange, but for me, I don't think anything strange. Just happened. A minute before, you were pretty animated. Before the final whistle, you were pretty animated with the incident in the penalty box. You looked pretty animated. No, I think it was just a fall on Szymanski, and he let it go on a dangerous counterattack. But maybe I was not right. I think the referee did a good job. Even on the cards, I think too many cards for a match that was correct. But at least the criteria was uniform. Ben her zaman bunu yaparım. Rakip hocanın elini sıkarım. Maçtan önce de, maçtan sonra da, sonuçtan bağımsız olarak sonrasında da içeri gittim. Herhangi bir sebebi yoktu. Bir puanı mı kutlamalıydım? Yani kutlamak için bir sebebi yok. Tabii ki almış olduğum bir puan için mutluyum. Ama bu kutlama yapmam, saha içerisinde kutlamam için bir gerekçe değil. İçeri girmiş olmamın herhangi bir sebebi yok. Penaltıyla bir alakası yok. Ki izlemedim maç içerisinde bir gariplik var mı yok mu. Maçı izledikten sonra göreceğim. Sadece Szymanski'ye yapılan bir faul vardı. Dönüşünde tehlikeli bir kontratağa dönüştü. Ama belki de ben oradaki fikrimde yanılıyor olabilirim. Hakemler iyi bir maç yönetti. Çok fazla kart çıktı maç içerisinde ama en azından kriterler iki takım için de aynıydı. Hem Fenerbahçe hem Twente futbolcuları için. Aynı zamanda iki takım oyuncuları da hakemin iyi performans göstermesinde yardım ettiğini düşünüyorum. İyi bir maç oldu. Thank you and have a good evening.